diye kendinizi avutabilirsiniz. Ama daha iyiye ulaşmak için bir işlem yaptırıp daha kötü sonuç alınca insanın psikolojisinin değişmemesi, bozulmaması mümkün değil. Çünkü keyfe keder yapılan bir şey. Evet. Daha iyi hissetmek için yapılan bir şey. O yüzden burada hata olmaması lazım. Evet. Bakın, çok doğru söylüyorsunuz. Bir, ben dakikalarda da size sorular yönelteceğim. Çocuk doğurdu. Çok kilo aldı. 28 kilo aldı manken olmasına rağmen. Sizin söylediğiniz bölgelere karın, diz, göğüs kaldırma. Abi mükemmel bir sonuç çıktı dediğiniz gibi iki gün sonra. Ama ben o kadar korkmuşum ki bir daha tövbe filan yani asla filan demişim. Zaten yani. İhtiyacın yok. Yok. Şimdi hep birlikte Avusturya'ya doğru gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, insan yurt dışında yaşayınca zaman zaman sevdiği bölgeleri de anımsıyor. Bazı doğal güzelliklerin benzemesi dolayısıyla. Bunlardan birisi de kuşkusuz ki Viyana'dan geçen Tuna Nehri, Avusturyalıların Donau olarak adlandırdığı Tuna Nehri. Tuna Nehri'nde, nehrinin kenarında çok güzel bir restoran açıldı ve gerçekten oradaki Türklerin de gururu oldu. Arkadaşımız İhsan Ekici, Sofra Restoran'ın açılışına gitti. Orada Viyana Büyükelçisi Selim Yener de vardı. Avrupalı Türkler bir nebze olsun vatan hasretini azaltabilmek için Türkiye'deki doğal güzellikleri andıran yerleri özellikle tercih ediyorlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'da birazcık olsa da İstanbul Boğazı'nı anımsatan Tuna Nehri'nin kenarında açılan Sofra Restoran'da bu örneklerden biri. Artık bugünden itibaren tam olmasa da İstanbul Boğazı'nı Sofra Restoran Avusturya'nın başkenti Viyana'ya getirdi. Şu anda biz de bir İstanbul Boğazı keyfi yapma şansını Sofra Restoran'la birlikte yakaladık. Sofra Restoran'ın bir özelliği de gördüğünüz gibi baharatları bahçesinde yetiştiriyorlar. Rıza Demir Bey bu baharatları buradan kopartıp taze taze müşterinin masasına ikram ediyor. Sofra Restoran'ın açılışına Viyana Büyükelçisi Selim Yener de geldi ve restoran sahiplerini kutladı. İki kelimeyle bu günü özetleyebiliriz. Çok etkileyici. Gerçekten buraya geldim, gördüm ve çok etkilendim. Burada biliyorsunuz Viyana'da ve Avusturya'da çok Türk lokantası var, çok Türk işletmecisi var. Fakat böylesine etkileyici galiba yok. O bakımdan kendilerini Haydar Bey'i çok çok kutluyorum. Tasarım, görünüm, konum her bakımdan çok etkileyici. Esasında çok zor bir işe kalkıştılar. Çünkü Türkler en çok mutfağıyla tanınırlar. Bu bakımdan çok meşhuruzdur. O bakımdan siz bir geleneği devam ettirmek zorundasınız. Kaliteyi standardı çok yüksek tutup herkesi mutlu etmek zorundasınız. Sadece Türkleri değil, Avusturyalıları da bu bayrak sizin elinizde, siz bunu devam ettireceksiniz. Büyükelçi Yener, Sofra Restoran'ın uyuma da katkı sağladığını ilginç bir benzetmeyle vurguladı. Burada hep konu edilen nedir? Uyum. Türk toplumuna ne kadar uyum gösteriyor. Sanırım Sofra lokantası bu uyumu gösterdi ama nasıl? Viyana'da boğazı yarattı. Büyükelçiden sonra söz alan Sofra Restoran'ın sahibi Haydar Güner, mekanın stres atmak için ideal mekanlardan biri olduğunu da belirtti. Avrupa'da yaşadığımız yoğun stres ve yoğun çalışmalarımız sonucunda yorgunluğumuzu bir yerde atmak için gerçekten böyle bir yer arıyorduk hepimiz. Bunu bugün Donau'da birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra stresimizi atmak için herhalde sofrada sürekli yerimizi alacağız. Evet efendim, Sofra Restoran'ın açılışı gerçekten görkemliydi. Önemli bir restoranın da oraya eklenmesi gerçekten Türkler açısından da gurur kaynağı oldu. Arkadaşımız İhsan Ekici daha sonra yine Viyana Büyükelçisi Selim Yener'le ve Haydar Güner'le de sohbetini sürdürdü. Viyana'da Tuna Nehri'nin kenarındaki Sofra Restoran'ın bahçe bölümü açık havada İstanbul Boğazı'nı anımsayarak yemek yemek için ideal bir mekan. Viyana Büyükelçisi Selim Yener'in de açılışa geldiği Sofra Restoran'ın sahibi Haydar Güner, Büyükelçiyi bizzat ağırladı. Sevgili seyirciler, Viyana Büyükelçimiz Sayın Selim Yener her yerde olduğu gibi yine vatandaşımızın yanında açılışa geldi. Bu güzel mekan için neler söyleyeceksiniz? Vallahi bir keresinde
Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok etkileyici bir yerde böyle bir lokanta açıldı. Türk lokantaları Avusturya'da çok, Viyana'da da çok ama böylesine görmedim. Dolayısıyla bu bizi tabii çok etkiledi. Önemli olan bunun devamını getirmek ve bunun da yapılacağına çok ben inanıyorum. İyi bir başlangıç. Restoranın sahibi Haydar Güner son derece mutluydu. Bu güzel yerde insanlarımıza iyi bir hizmet sunabilmek, insanlarımızı burada en azından bir nebze streslerini atabilmek aslında yararlı olabileceksek bize mutluluk kazanır, bize mutluluk verir. Açılışa katılan Vakıfbank'ın Viyana Müdürü Muhsin Sağlam, Türk insanının her zaman kaliteli şeylere layık olduğunu söyledi. Viyana'da tabii uzun yıllar böyle bir şeye ihtiyaçlar var. Bizim insanımızın da daha güzel, daha kaliteli yerlerde yemek yemeye ihtiyacı var, aileleriyle birlikte. Yani biz kaliteli şeylere layığız İhsan Bey o konuda. Biz kötü şeyleri hak etmiyoruz. Bunun dışında tabii ki böyle bir Türk insanının böyle bir yer açması hem temsil açısından hem de Avusturyalı açısından, Türk mutfağı açısından da sevindir bir şey. İnşallah başarılı olur. Sofra Restoran'ın ortaklarından bir 40 yıllık gastronomi tecrübesine sahip Rıza Demir ise bu restoranla hedefine ulaştığını söyledi. İlk hedefim benim kendi kendimi, kendi isteklerim doğrultusunda bir şeyler yapmaktı. Benim mesleğim, aynı zamanda benim zevkim, hobim. İş adamı Haydar Güner ile onun yüksek katkılarıyla bu imkanı buldum, burayı açtım. Misafirperverlik bizim halk olarak, ulus olarak içimizde var. Ben de onu meslek edindim ve zevkle insanlar arası ilişkilere önem veriyorum. Hani insanların her şeyin en iyisine layık olduğunu düşündüğüm için böyle bir yer açma çabasında olduk. Damak tadında Almanca'da bir söz var, aşk mideden geçer diyorlar. İnsanları sevmek, kendimizi sevdirebilmek için bu damak tadında vermek istedim. Sofra Restoran'ın sahibi Haydar Güner'in oğlu Onur Güner'in özelliği ise iş hayatına bu restoranla başlamış olması. Bu ticarete atmam ilk adımdır. Babam da beni bunun için uygun gördü, çok teşekkür ediyorum kendisine de. Tabii ki böyle bir yer, ben burada doğma büyümeyim, böyle bir yer burada görmedim, Avusturya'da, Viyana'da görmedim böyle bir yer. Bize dedi ki neden böyle boğaz havası olmasın, İstanbul'daki gibi güzel bir boğaz havası olmasın yani. O yüzden bayağı bir büyük yaptık. İnşallah bizim Türk insanlarımız ve Avusturya'da vatandaşlarımız hepsini buraya davet ediyoruz. Avusturya'da böylesine kaliteli bir mekanı Türk iş dünyasına kazandıran Sofra Restoran'ın sahiplerini kutluyor ve başarılar diliyoruz. Evet, kendilerini gerçekten kutluyoruz ama buradan da bir hatırlatmamız var. Sakın kaliteyi düşürmeyin. Sakın kaliteyi düşürmeyin. Bazı Türk iş yerlerinde bu oluyor ki hep devamlılığınız olsun ve bizler de göğsümüzü gere gere işte bak Türk restoranı dediğin budur. Üstelik de İstanbul Boğazı'nda yaşatıyor diyebilirim. Deyip ben hemen doktorumuza dönüyorum. Bu estetik konusunda o kadar çok soru var ki. Şimdi efendim size geliyorlar. Atıyorum hanımefendi geldi. Liposuction dedi. İhtiyacı yok ama onun yanında da işte burnumda da şöyle bir şey istiyorum. İşte kulaklarım da çok büyük vesaire vesaire. Aynı anda birkaç operasyon yapılabiliyor mu? Bu çok merak edilen bir konu. Aynı anda birkaç sayıda operasyon yapılıyor. Aslında aynı anda tek operasyon artık çok nadir yapılıyor. Neden? Şimdi birincisi ekonomik olarak aynı anda birden fazla operasyon yaptırmanın ekonomisi çok düşüyor. Daha düşüyor. Ayrı ayrı yapılmasına göre. İkincisi diyelim ki siz kulak operasyonu oldunuz. Yani kepçe kulak nedeniyle bir kulak operasyonu düşünüyorsunuz. Aynı zamanda meme operasyonu düşünüyorsunuz. Aynı zamanda karın ya da genital bölge neyse. Hepsi için operasyon sonrası 4'er 5'er gün sosyal yaşamdan geri kalacağınızı düşünseniz hepsi için normalde toplamda bir ay sosyal yaşamdan uzaklaşmanız gerekiyor. Ama hepsini bir anda olduğunuzda bir haftada her şey olmuş bitmiş oluyor. O açıdan zaten operasyonlar artık birden fazla yapılıyor. Aynı anda yapılıyor. Tek anesteziyle yapılmış oluyor. Acı yok mu peki hepsindeki operasyon... toplu acı? Ya muhtar gibi sordu. Acı yok mu acı? Valla toplu bir acı olmuyor mu? Kulak, burun, karın. Onu söylüyor. Şeyde, estetik cerrahilerde örneğin yüz germe bile ağrısızdır. Öyle mi? Tabii.
Yani hafif ağrısı olan bir kas altına konulan meme protezi operasyonudur. Bir de karın germe operasyonunda ağrı vardır. O da gerilim ağrısıdır. Bir de şunu söylemek lazım estetik cerrahi. Biraz önce hani her şey çok güzel ondan bahsediyordum işte operasyondan 2 saat sonra çıkabilir.